İslam kadına dayak atılmasına ruhsat vermiş midir? İslam'da dayak yoktur. İslam'ı bize kim öğretti? Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberimizin hayat boyu ne hanımlarından birini dövdüğü, ne evlatlarından birini dövdüğü, ne de ümmetinden hanımını dövenlere müsaade ettiğiyle ilgili herhangi bir kayıt mevcut değildir. Aksine sahabeye tembihte bulunmuştur. Sakın sizden biri hanımını dövmesin, sonra akşam olunca ona gidip yaklaşır, cinsel hayat yaşar, neyse onu sever. Bunlar birbirine zıt olan şeylerdir. Müminlerin hanımlarını dövmelerini yasaklamıştır. Hatta Medine'ye gelen Müslümanlar, Mekke'den hicret edenler, Mekke'nin örfleri, kadına bakış açısı farklı olduğu için daha otoriter idiler, ama Medine hanımları ev içerisinde daha çok söz sahibiydiler. Yani daha rahat bir hayat yaşıyorlardı. Onu gören muhacir hanımlar durumu Peygamber Efendimiz'e anlattılar. Kocalarının yaptıkları taciz veya işte dayak olaylarını şikayet edince Peygamberimiz buna şiddetle karşı çıkmıştır. Kendisi de yapmamıştır. Dolayısıyla İslam'ın temsilcisi Peygamber Efendimiz'dir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de bir ayette, hangi Nisa suresindeki bir ayette, 34. ayetinde وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. Yani ailede geçimsizlik yapmak isteyen, geçimsizlik emareleri gösteren kadınlara uygulanacak olan metodu anlatırken onlara öğüt verin. Olmadı, yani yerine kusurlarını düzeltmemişlerse yataklarında ayrılan. Ve olmadı, bunun da faydası olmadıysa vadribuhunne, idribu darabe yadribu kökünden geliyor. Darabe, darb etmek manasına gelir. Ama 52 manasından sadece 4. manası fiziki etkidir. Dövmek manasına gelir. Diğer manaları içerisinde ben tespit ettim. Terk edin, hecere manasına geliyor. Vedribuhunne, siz onları terk edin. Yani eğer ıslah edemediyseniz aile içerisinde, kadını vazgeçirememişseniz kötü davranışlarından, o zaman onları terk edin. Yani gidin bir otele veya babanızın evine birkaç gün ayrılın ki o psikolojik olarak terbiye olmasına sebep olur. Veya farikuhunne, ayrılın, ayrı yaşayın manasına da gelir. Nitekim günümüzde ayrı yaşayanlar vardır. Terk edin, ayrılın, ayrı yaşayın veya yüz çevirmek manasına da geliyor darabe kelimesi. Vadribuhunne, onlardan yüz çevirin. Yani tavır alın. Onlara niyetinizin ciddi olduğunu hissetsinler ve yanlışlarından vazgeçsinler. İşte bu idribuhunne kelimesini Türk örfünde hocalarımız dayak anlamını aldıkları için Kur'an'da kadının dövülme emri vardır diyorlar. Bendeniz bunun olamayacağını söylüyorum. Çünkü serkeşliklerinden, geçimsizliklerinden endişe ettiğiniz kadınlar, buyuruyor ayetin başında. Henüz bir fiile intikal etmemiş, suç işlememiş kadına dayak atmak Allah'ın emri olamaz yani. Yani anlıyorsun ki bu ailede huzuru bozacak davranışlarından belli kadının, ona öğüt verip
sonunda dövmek. Yani ne psikolojik yönden ne de terbiyevi yönden, eğitim yönünden faydalı olan bir şey değil. Daha da azmasına sebep olur. Allah böyle bir şey buyurmaz. Biz bu kelimenin, idribuvunne kelimesinin 52 manasından sadece biri dövmek olmasına rağmen diğer manalarını alabiliriz. Bu dövmek manasını terk edip ayrılın, terk edin, evi terk edin veya yüz çevirin, hanımlarınızdan yüz çevirin manasını aldığımız takdirde Kur'an'da dövmekten söz etmemiz mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Burada bir ek yapmak istiyorum. Ben size katılmakla beraber şöyle bir soru geliyor sizin gibi düşünmeyen insanlarla. Deniyor ki doğrudur. Yüz çevirmek, vazgeçmek anlamı vardır. Zuhruf suresinde de bir ayet var. Efen adribu ankum diye geçiyor. Ama o an harfi ceriyle kullanılır. Harfi cer olmadan o anlama gelmez deniliyor. Sizin Arapça tahsiliniz var, şeyiniz var, uzmanlığınız var. Harfi cerler bu kadar keskin olarak kullanılan şeyler midir? Yani harfi cer olmadığı zaman bu anlama gelmez mi bu kelime acaba? Yani yüz çevirme manası vereceğimiz zaman an kelimesinin gelmesi lazım ama an harfi cerinin mahzuf olduğunu düşünebiliriz. Yani uslup icabı o hasfedilmiştir. Ama farikuhunne manasına geliyor. Uhcuruhunne, terk edin, idribuhunne, utrukuhunne, onları terk edin anlamına geliyor. Yani bir harfi cerre dayalı olarak Kur'an-ı Kerim'i kadınlar aleyhine dayak emredici bir kitap olarak tanıtmak çok yanlıştır diye düşünüyorum. Çıkış yolu varsa biz o çıkış yolundaki manaları tercih etmek suretiyle yeni bir yorum getirmemiz gerekir ve bu bir zorlama değildir. Doğrudan doğruya kelimenin lügat manasında var olan bir manayı seçip de bir yol izlemiş oluyoruz ve bu bize vaciptir diye de düşünüyorum. Yani kimse dayağı savunmuyor. Hiçbir Müslüman, hiçbir alim dayağı savunmuyor. O zaman dayak yoksa peygamberimizin hayatında da yok. Veda hutbesinde de sakın kadınlarınızı dövmeyin diye son tembihini yapıyor. Demek ki bu yorumlarla Hazreti Peygamber'in hayatı, bu yorumla Hazreti Peygamber'in hayatı uyumludur. Bir de peygamberimizin hanımlarıyla bir geçimsizliği oldu ve evinden ayrılıp üst odada bir yerde o 30 gün hatırımda kaldığına göre 30 gün ayrı yaşamış işte. Yani ayrılın manasını verdiğimiz takdirde bu peygamberimizin sünnetine de uygun hale gelmiş olacak diye düşünüyorum. Evet hocam, yani söylediğiniz şey Ahzab suresinde de geçiyor. Yani güzellikle bırakayım, salıvereyim manasında. Serhan Cemilen tabii geçiyor. Yani dünya malını istiyorlarsa. Ve serrihuhunne serahen cemila. Dayak vurarak ayırmak diye bir şey yok. Yani dayakla İslam'ı biz ve Kur'an'ı bağdaştıramayız. Bu mümkün değil. Mutlaka bunu yorumlamamız, başka anlamları aramamız gerekir. Arayış içine girmemiz gerekir. Hatta bu dayak meselesinin bir ne diyelim ona, tartışmalı toplantı konusu olduğunu da düşünüyorum ben. Yani bu konuda ilim adamları bir araya gelip meseleyi eline boynuna tartışmaları lazım. Psikologların, sosyologların, terbiyecilerin, pedagogların bulunduğu bir ilmi toplantıda bunların görüşülmesi gerekir diye düşünüyorum.